Evet. Devam edelim konumuza. Şimdi artık şu lineer doyum ve kesim dediğimiz bu üç bölgeyi artık biraz matematiğe dökelim. Bunların değerleri neymiş? Onlara bakalım. İşte EMMOS'ta yapacağım ben bunu ilk başta. Çünkü EMMOS daha kolay olacak. Yani daha doğrusu EMMOS yaptıktan sonra PMOS'a geçmesi daha kolay olacak. Üç tane bölge var. Birinci bölgemiz kesim. Şimdi NMOS'un analojisi NPN arkadaşlar. NPN'e göre bir düşünürsek de daha mantıklı olabilir. NPN için yani bipolar transistör için kesim neydi? Hatırladığımız kadarıyla emitter tarafındaki diyotumsu ya da diyot nasıl ifade edersek artık onu. Oyun oynamıştık hatırlarsanız diyot demiştik oraya. Emitter tarafındaki diyot kapalıysa demiştik. NMOS, NPN kesimli demiştik. Emitter tarafındaki diyot kapalıysa NPN kesimli demiştik ve her şey sıfırdı hatırlarsanız. Akım akım sıfır oluyordu. Aynı şey burada da geçerli. Emitterin analojisi source. Yani source tarafı. Burada diyot yok bu arada. Burada kanal var. Kanal source tarafında kapalı. Hatırlayalım. Kanalın source ve drain tarafından açık kapalı olma ihtimali vardı. Niye? İşte iki tane mıknatıs. Birisi zayıf, birisi güçlü gibi. Yani buraya da pozitif voltaj verdiğim zaman, buraya da pozitif voltaj verdiğim zaman buradaki elektronlar buraya da gidebilirdi, buraya da gidebilirdi. Yani kanalın oluşmaması gibi bir durum olabilirdi. Onun için ben gate'in source'a göre pozitifliği benim için önemli ki elektronlar bu source tarafına yığılsın. Yani source tarafındaki şeyin yalıtkan altına yığılsın. Gate'in drain'e göre olan pozitifliği önemli ki elektronlar burada yalıtkanın altına, drain tarafındaki yalıtkanın altına yığılsın. Sanki böyle iki tane un çuvalını birisini işte atıyorum bir tarafa yığıyorsunuz, diğerini diğer tarafa yığıyorsunuz. İki tane tepecik oluşturuyorsunuz. Arada sanki birleşiyor gibi düşünebilirsiniz. Biraz böyle kaba bir tabir oldu. Ne oldu? Bu şekilde kanal oluşuverdi gibi düşünebiliriz. Yani kanalın source ve drain tarafı diye bir şey var. Nasıl NPN'de emitter tarafı kapalı olduğu zaman biz diyorduk ki tamam bu arkadaş kesimde diyorduk. Burada da source tarafında kanal source tarafında kapalıysa diyoruz. Kanal source'da kapalı diyoruz. O zaman her şey sıfıra, sıfıra da var, sıfır diyoruz. Bir şeyin kanalın source'da kapalı olması demekse şu demek arkadaşlar. Gate'in source'a göre olan voltajı 0,7 değil artık. Ne? Eşik gerilimi. Eşik geriliminden küçük olacak. Yani gate'in source'a göre olan voltajı eşik geriliminden küçük olursa kanal source'da kapalı. NPN'de ne diyorduk? İşte VBE küçüktür 0,7 diyorduk hatırlarsak. Yani diyot açılma voltajından küçük olursa. O hep 0,7 idi. Öyle kabul etmiştik. Miliamper seviyesinde 0,7 güzel bir ifadeydi. Fakat burada VTN dememiz lazım. Çünkü VTN dediğimiz şey üretimden üretime değişebilen bir şey. Onun için transistörden transistöre değişebilen bir şey. Biz buraya VTN dedik. Yani kanal source'da kapalı demek. Gate'in source'a göre olan pozitifliği yeteri kadar iyi değil demek. Yani ne demek? Source tarafındaki işte yalıtkanın altına yeteri kadar elektron gelmedi demek. Sonuç her şey sıfır. Tabi buraya ID eşittir sıfır, IC eşittir sıfır dememe gerek yok. Çünkü IDS'den bahsediyorum artık. Tek bir akımdan bahsediyorum. O da sıfır. Sıfır defa sıfır. Bu çok kolay. Harika, müthiş. İkinci kesimim lineer. Lineer'e baktığım zaman lineer ne? Şu kısım. Yani bu NPN'in doyumu. Hatırlarsak. Gıcık. NPN'in doyumu NMOS'un lineeri. Biraz gıcık. Burası NPN'in doyumu. Ya da işte şeyin MOSFET'in NMOS'un lineeri. Triyodu. İkisi olur. Şimdi bu bölgeye baktığım zaman NPN'in doyumunu hatırlayalım. NPN'in doyumunda ne oluyordu? İki diyot da açık oluyordu. Ona diyotumsu ya da diyot neyse artık işte olayı fiziği iyice rezil ettik. Boş verin. Biz elektronikçiyiz. Bir şey olmaz. Biraz devirelim çamları. Sıkıntı değil. Yani oradaki diyotlar açık demiştik. Yani emitter tarafındaki diyotla kolektör tarafındaki diyot açık olursa, ikisi de açık olursa ben buradaki şeye transistöre doyum bölgesindedir diyordum hatırlarsak. Burada da iki tarafta da açık ne demek? Kanal iki tarafta da açıksa diyeceğim ben burada. Ne diyeceğim? Kanal aynı şekilde şuraya da kanal desem daha güzel olacak tabii. Kanal hem source'da açık hem drain'de açık. İki tarafta da kanal açık. Nasıl NPN'de bu bölge doyumdu? NPN'de işte kolektör diyotu açık, emitter diyotu açık diyorduk. Şimdi kanal source'da açık, kanal drain'de açık diyoruz. Bir şeyin açık olması ne demek? Bunun
yani gate'in source'a göre olan pozitifliği yeteri kadar güzel. Yani eşik gerilimden yüksek demek. O zaman VGS büyük eşittir VTN. Aynı şekilde drain için de VGD büyük eşittir VTN diyeceğim. Yani gate'in drain'e göre olan pozitifliği yeteri kadar yüksek. Kanal orada da açık diyeceğim. İşte şu formülü biraz böyle işte detaylandırabiliyorlar. Şunun yerine bazı kitaplar, çünkü neredeyse hepsi kitap, boş ver şimdi. Neredeyse tüm kitap bunu yapıyor. Şu VGD'yi şöyle yazıyorlar. VG-VD büyük eşit VTN diyorlar. Daha sonra V source ekleyip çıkartıyorlar. VG-VS artı VS, şu iki sıfır olur dikkat ederseniz. Eksi VD büyük eşittir VTN diyorlar. Şuna VGS diyorlar. Şuna da eksi VDS diyorlar. Yani source'u buraya attı, buraya attı, eksi yaptı. Büyük eşittir VTN diyorlar. Bundan sonra da VDS küçük eşittir VGS eksi VTN diyorlar. Bazı kitaplar bunu alıyor. Yani ben bunu yeterli görüyorum açıkçası. Bu ikisini yeterli görüyorum ama bazı kitaplar şu ve şunu yeterli görüyorlar. Siz bilirsiniz. Bunun da kendine göre bir mantığı var. Dikkat ederseniz VDS küçük burada. VDS bir şeylerden küçük. Yani baktığımız zaman esasında gerçekten şuradaki grafiğe baktığımız zaman burada lineer bölgede VDS küçük bir sayı dikkat ederseniz. Ondan dolayı o formülün de esasında kendince hatırlanması, ezberlenmesi ya da işte kullanılmasında kendine göre bir mantığı var. VDS küçük bir şey. Şurada sanki VDS 1 gibi görünmüş, yanlış anlaşılmasın. Burada VD küçük bir şey. Bu formülde bazı kitaplar ya da neredeyse tüm kitaplar tarafından kullanılan bir formül. Ben genelde şunu seviyorum. MPN analojisi daha kolay oluyor. Bir de ne var arkadaşlar? Ha, buradaki akımlar. Akımlar. Nasıl yapalım bu akımları? Bunu en son yazalım. Zor olacak çünkü. Burada akımlar biraz karışık. Ve burada da doyum bölgemiz var. Doyum bölgesinde kanal. Buradaki doyum bölgesi bipoların ileri aktifi. Hatırlarsak bipoların ileri aktifine neydi? Emiterde açık, kolektörde kapalıydı hatırlarsak. Aynı şekilde burada emiterin analojisi source. Source da açık, drain de kapalı. Bir tarafta açık, bir tarafta kapalı. Bu durumda VGS büyük eşit VTN. Bu source da açık demek. Yani gate'in source'a göre olan pozitifliği yeteri kadar iyi demek bu. Ama gate'in drain'e göre olan pozitifliği yeteri kadar iyi değil. Ne demek bu? Drain'e kaçmış bazı elektronlar. Böyle olunca gate'in altındaki yalıtkana yeteri kadar elektron gelmemiş ve kanal orada kapalı olmuş demek. Ve GD küçüktür VTN. İşte şundan da aynı şekilde işte VDS büyüktür VGS eksi VTN de yapılabilir yani. Şunun yerine onu da kullanabilirsiniz. Çok da öyle bir sıkıntı değil. İkisi de kullanılabilir. Ben yukarıdakini tercih ediyorum açıkçası. Dikkat ederseniz burada koşullar ortaya çıktı. Yine aynı MPN'deki gibi bir koşullarımız olacak, eşitsizliklerimiz olacak. Bir de ne olacak? Eşitliklerimiz olacak. Yani bizim kullanabileceğimiz denklemde kullanabileceğimiz eşitlikler olacak. Aynı şey. Buradaki eşitlik yani kesimde çok kolay, her şey sıfırdı. Burada ne? Lineerde ve doyumda ne? Hani ben bir tane kolay bir şey söyleyeyim. I-gate yine sıfır. Ha, ne kadar güzel. Her durumda I-gate sıfır. Yani bu DC'de bu akım her zaman sıfır zaten. Sıkıntı yok. Ne kadar güzel, harika. Peki IDS için ne diyeceğiz? Ona bakalım şimdi. Burada IDS nedir? Şimdi IDS'de farklı kitapların farklı notasyonları var. Başka kitaplardan bakarsanız diye kafanız karışmasın diye biraz şöyle bahsedeyim. Ne ola ki? Şimdi IDS formüllerinde arkadaşlar o formüllere girmeden önce şöyle bir şey çıkacak. Mu n Cox omega bölü L diye bir şey çıkacak arkadaşlar. Mu n Cox omega bölü L diye bir şey çıkacak. Buradaki mu n mobilite, bunu biliyoruz. Buradaki Cox birim kapasitans, işte oradaki oksit dediğimiz o oksit da kalmadı artık da ne oksit canım, silisyum oksit mi başka bir şeyin oksiti. Oradaki yalıtkanın birim alan kapasitansı. Neyse artık çok önemli değil. Buradaki omega bölü L de transistörün boyutu. İşte bu yani bizim gibi bir transistörü bir fabrikadan alacak olan adamların için
çok da fazla bilinmesine gerek olmayan katsayılar açıkçası. Yani müyenden bana nesi yoksa bana ne, omega bölüğüden bana ne yani. Ama eğer hani böyle biraz o üretim alanındaki işte müeni CEO'su bilip de transistörün boyutlarını değiştirip işte küçük transistör, büyük transistör tasarlayıp getirecek mikroelektronik mühendisleri için tabii bu formül, yani bu katsayılar önemli. Ama yani bizim gibi transistörü paketlenmiş olarak kullanacak olan arkadaşlar için, mühendisler için de bu formül çok da, bu katsayılar çok da önemli olan şeyler değil. Öyle olunca bu katsayılardaki müen CVOX omega bölü L yerine ona bir başka bir isim vermek daha akıllıca geliyor bizim için. Daha mantıklı. Yani kim uğraşacak bu kadar çok katsayıyla? Peki ne vereceğim ben buna? Ne diyeceğim ben buna? İşte burada farklı kitaplar farklı notasyonlar gösteriyor. Sadece notasyon olsa iyi. Araya bir de katsayı, bir tane daha katsayı katan da var maalesef. Burada bir durum var. Genel kullanım çok uzatmayacağım burası çünkü biraz uzuyor. Genel kullanım şu arkadaşlar. Müen Cox omega bölü L'ye bir tane katsayı vermeyi daha çok seviyor genel kitaplar. Bu işte Jagger'ın mesela kullandığı bir yöntem bu. İşte Cedrasmith bunu kullanmayacak mesela. Başka bir kitapta bu kullanmayacak. Duran Hoca da mesela bunu kullanıyor ama KN kullanmıyor. Oraya beta diyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. SPICE programlama dili de esasında kabaca bunu kullanıyor. Yani şuna bir tane katsayı verip omega bölü L'yi senden istiyor. Bunda, o da SPICE de buna benzer bir şey söylüyor. Buna biz KN diyeceğiz. Ve bazı kitaplar ise işte şuna K diyecekler. İşte Cedrasmith ve işte başka bir kitap daha var şimdi unuttum onun yazarını. Gibi bazı kitaplar da buna K diyecekler. Yani Cedrasmith de hani ortamın en baba kitabı, Jagger de ortamın en baba kitabı. Ne alaka? Niye aynı notasyonu kullanmadınız? Ben de bilmiyorum. Ama bunlar farklı notasyonları kullanmışlar. İşte o Cedrasmith'teki örneklere bakarsanız 1 bölü 2'yi hesaba katarak K'yı veriyor. Jagger'daki örneklere bakarsanız 1 bölü 2'yi hesaba katmadan K'yı veriyor. Ama biz genelde şunu kullanacağız. Yani bunu seviyoruz. Bunu kullanacağız. Bunun işte genel kabule daha uygun olduğunu düşünüyorum ben. Hem Spice'a hem Duran Hoca'nın kabulüne daha uygun olduğunu düşündüğüm için ben bunu tercih ediyorum. Ama tabii hiç yani bazı kitaplarda direkt mühendisi yoksa omega bölü L gibi direkt olarak tüm her şeyi kullanıyor. O da kendine göre güzel. Razı abi gibi. O da kendine göre güzel kitap. Yani hiç sıkıntı yok ama hani işi çok zorlaştırmayalım. Biz buna KN diyelim, geçelim. Ama şu şekildeki kitaplarda var, onu da bilelim. Yani araya 1 bölü 2 koyarak da buna bir katsayı veren kitaplarda var, bunu bilelim. Buna göre lineerde formüller yazamadım da. Şunu düzelteyim. Lineerde formüller. Dediğim zaman işte IGH 0, eyvallah sıkıntı yok. IDS'ye bakıyorum arkadaşlar lineerde. İşte IDS'ye baktığım zaman şöyle bir garip bir formül çıkıyor. Kn çarpı Vgs eksi Vtn eksi Vds bölü 2 çarpı Vds gibi garip bir formül çıkıyor. Şimdi baktığım zaman esasında şuradaki Vds bölü 2 denen şey olmasaydı Vgs eksi Vtn çarpı Vds çarpı Kn olsaydı Vgs'nin sabit olduğu durumlarda, o deneyimizi hatırlayalım, başta Vgs'yi sabit yapmıştı ya, o zaman şu bir sabit olur, bu sabit olur. Akımla voltaj lineer bir ilişkide olur, dikkat ederseniz. Yani hatırlayalım, burada akımla voltaj arasında bir lineer bir ilişki var. Ne zaman doğru bu? Vds çok küçük olursa, ki zaten küçük Vds, o zaman Vds bölü 2 daha da küçük olur. Vgs eksi Vtn Vds bölü 2'den çok çok daha büyük olur. O zaman şu arkadaş ihmal olunabilirse o zaman çok güzel olacak. Hatta işte burada şöyle bir şey var. Eğer Vds bölü 2'yi ihmal etsek, yani Vds küçük olsa, o zaman IDS eşittir Kn Vgs eksi Vtn çarpı Vds olacak. Burada da Vds bölü IDS ki ben ona ileride R10 açılma gerilimi, açılma direnci diyeceğim. Transistörü anahtar olarak kullandığım zamanki açılma direnci diyeceğim. O da 1 bölü 2 Kn çarpı Vgs eksi Vtn olacak. Yani şu kotanjant demiştik değil mi? Şuradaki eğrinin kotanjantı komşu bölü karşı yani voltaj Vds'nin IDS bölümü. Şuradaki
buradaki eğrinin kotanjantı, şu eğrinin kotanjantı uzman ne oluyormuş? Yaklaşık olarak 1 bölü KN çarpı VGS eksi VTN oluyormuş ki ben bunu ileride R10 açılma direnci diyecekmişim. Yani şimdiden böyle MOSFET transistörleri, güç elektroniği için kullanılan, anahtarlamak için kullanılan MOSFET dirençlerine bakarsanız, yani işte data sheet'ine de piyasaya bakarsanız zaten size direkt olarak R10'u söyler yani. R10 atıyorum işte mili ohmsa süper dirençtir, süper MOSFET'tir. Ohmsa işte ona göredir falan filan. Bu orada neyi gösteriyor? Açılma direncini gösteriyor. Lineerdeki formülümüz bu. Yani şu uzun, biraz garip bir formül. Ama VDS'yi ihmal edersek formül çok daha nispeten basitleşmiş bir formül oluyor. Doyumdaki formülümüz ise IDS, bakalım doyumdaki formülümüze, hemen bir şeyler canlandırmaya çalışalım. Doyumda dikkat ederseniz akım neredeyse sabit. Neye göre sabit? VDS'ye göre sabit. Yani doyum formülümüze VDS'nin olmaması gerekiyor ki öyle. IDS eşittir 1 bölü 2 KN ya da işte o Seder Semit gibi kitaplarda da burası K çıkacak. 1 bölü 2 KN VGS eksi VTN'nin karesi. Şurada bir şeyler daha var ama biz onu ihmal edeceğiz şimdilik. Yani hatta çoğu zaman ihmal edeceğiz. Orada bir şeyler daha var ama onu görmeyeceğiz. Yani burada IDS dediğimiz şey 1 bölü 2 KN çarpı VGS eksi VTN'nin karesi. Dikkat ederseniz IDS yok. VDS yok. Bu da bizim doyumdaki formülümüz olacak. Peki PMOS için işte farklı kitaplar farklı şeyler söylüyor. Hepsi aynı şeyi söylüyor da işte insan kafa karıştırıyorsan gibi geliyor bana. PMOS için her şey ters. Nasıl NPN'de işte VBE'yi düşünürken burası base, burası emitter, burası kolektör. PNP'de VEB'ye bakıyorduk. Yani emitterle base'in notu ters çeviriyorduk. Aynı şekilde yaparsak ben kafam daha çok yatıyor ona ama bazı kitaplar hatta bu Jagger'da dahil hiç kasmıyor. Direkt olarak yine VDS, VGS, VD, GD falan diyor. Bence yanlış bir şey, o kafa karıştırıyor. Ama biz kanalı düşünürsek kanal bu sefer source'dan gate olacak. Drain'den gate olacak. Esasen gate'e negatif bir voltaj ya da drain gate arasına negatif bir voltaj vermemiz gerekecek gibi durumlar var. PMOS'ta arkadaşlar işte her şey ters. İşte elektronları itmek gerekiyor ya da holleri çekmek gerekiyor. Hol diye bir şey var mı, o da ayrı mesele gibi. Direkt ben şey yazacağım. Ne yapacağım? İşte tüm her şeyde gate source, gate drain yer değiştirecek. Bunu anlıyorsunuz. Gate source da gain drain yer değiştirecek. VBE yerine VEB yaparmış gibi. Aynı mantık. Başka KN yerine KP diyeceğiz. Çok matah bir değişiklik değil bu. KN yerine KP diyeceğiz. Ve VTN yerine de mutlak değer VTP diyeceğiz. Yani VTP normalde negatif bir sayı. Mutlak değer VTP olunca pozitif bir sayı oluyor. VTN yerine mutlak değer VTP diyeceğiz. Ve diğer tüm formüller PMOS için aynı olacak. Bu hani belki örnekler çözülürse daha iyi oturabilir bu formüller. İlk başta pat diye anlaşılması zor olabilir yani. Ama örnekler çözdükçe formüller anlaşılabilir. Peki yine herhangi bir transistörlü devrede benim yapacağım yöntem ne? Yapacağım yöntem yine bir tahminde bulunmak. Yani transistör hangi bölgede? Kesimde mi? Lineerde mi? Doyumda mı? Bir tahminde bulunmak. Tahminim bana ne getiriyor? Hem eşitsizlikler getiriyor. Hem de eşitlikler getiriyor. İşte şöyle nerede bu? Şöyle eşitlikler getiriyor. Yani benim tahminim hem eşitsizlikler getiriyor hem de eşitlikler getiriyor. Buna göre ben ne yapacağım? Eşitsizlikleri ilk başta eşitlikleri kullanacağım. Özür dilerim. Denklemleri kullanacağım. O tahminime göre her şeyi çözeceğim. Çözdükten sonra o tahminimin benden istediği eşitsizlikleri kontrol edeceğim. Kontrol ettiğim zaman her şey yolundaysa, problem yoksa diyeceğim ki süper, harika, müthiş, doğru tahmin yapmışım, yoluma devam edeceğim. Değilse tahminim yanlışmış diyeceğim, tekrar başa döneceğim. Bu MOSFET'te tahmin biraz daha zor olabilir ilk başta ama bazı şeylere daha kolay esasında. Fakat biraz hani kafa biraz ters dönebilir.
Burada bir diyot yok. Diğerinde bir diyot vardı. Diyota iyice alışmıştık artık. Ha, emitter diyot açıksa falan diyecektik. Burada sanki yine source'da bir diyot varmış gibi düşünüp ilk tahmin yaparken, ya source'da bir diyot olsaydı buradaki diyot açık olur muydu gibi düşünmek mantıklı olabilir. Öyle bir analoji kurulabilir. Ama hiçbir şey olmayabilir. O teknik tutmayabilir. Yani yavaş yavaş soru çöze çöze alışabilmek durumu da olabilir. Bunun için standart taktiğimiz hem bunu MOSFET, bipolar transistörde hem de MOSFET'te yapıyoruz. Standart taktiğimiz abuk subuk sorular çözmek. Yani hiç böyle normalde elektronik anlamda hiçbir anlamı olmayan, içinde transistör olan abidik gubidik abuk subuk sorular çözmek. Niye yapıyoruz bunları? Sadece transistöre olan alışkanlığımız, aşinalığımız artsın. Transistör görünce, he, bu transistör şu bölgede çalışır hissini kazanalım diye abuk subuk sorular çözerek kendimizi geliştiriyoruz. Sonra gerçekte transistörün nerede, hangi alanlarda kullanıldığı ile alakalı gerçek uygulamaları bakınca o kafamıza daha iyi oturuyor. En azından bu genel kitaplardaki uygulanan taktik de bu. Peki, burada bırakalım.